Aşkım ne yaptın? Hiç işte ne yapayım ya, her zamanki gibi. Hiçbir şey yapmadın ya. Abu! Merhaba babacığım. Hiç bana babacığım mabacığım deme. Çok fena el ele yakalandınız. O kadar da uyardım sizi. Bir yanlışınızı görürsem ikinizin de beynini kırarım diye. İlk önce hanginizin beynini kırayım? Hı? Ama yok, yok. Öyle olmaz. Karar verdim. İkinizinkini de aynı anda kıracağım ki hak geçmesin. Ya baba, ben erkek arkadaşımı çok özledim. Onu ziyarete geldim. Yani iki saniyecik elini tutsam ne olur ya? Vay. Babacımdan sadece babaya döndü. Cesaretlendin yani bana karşı. Yok yok. Ben seni biraz döveceğim. Ya ne var ya? Ben erkek arkadaşımı ziyarete gelemez miyim yani? Burası gülen ayvırak bahçesi mi? Hı? Zırt pırt ziyarete geliyorsun. Şebek maymunu mu lan bu? Arada sırada ziyaret edip kuru yemiş, fındık, fıstık, muz falan mı vermen gerekiyor bu şebeleye? He? Şebek maymunu mu? Yok babacığım, ben sadece... Sus! Burası bir devlet dairesi Sofya. Aynı zamanda bir polis merkezi. Hem de organize şube. Gel. Gel, burası böyle. Aşkların böyle el ele oturup böyle çay içecekleri. Birbirlerine böyle kaşıkla muhallebi yedirecekleri. Göldeki ördeklere böyle ekmek neyin atıp çayırlarda koşup böyle böyle ağaçların arkasına saklanıp ce yapacakları bir yer değil. Ama ne güzel olurdu değil mi öyle olsaydı? He? He? Mesela biz yakaladığımız suçluların ellerine kelepçeneyin takmazdık. Böyle el ele, tek ayak üzerinde seke seke yürürdük nezarete kadar. He? He? İşimiz gücümüz var, bir de seninle uğraşmayalım. Ben aslında sadece Engin'i değil, seni de ziyaret etmeye gelmiştim babacığım. Aman, aman. Ben her akşam evde senin eziyetine maruz kalıyorum zaten. Bari işteyken izin ver de cevapsız bir ortamda kafamı dinleyeyim biraz. Aşk olsun baba ya. Demek artık bu kadar sıkıldım benden. Sıkılmadım. Bezdim, bezdim. Sürekli yeni bir şeyler icat edip benim kafamı tasına attırıyorsun. Ben de tam sana bununla ilgili moralim biraz düzelsin diye güzellik yarışmasına girmekten vazgeçtiğimi haber verecektim. Haber mi? Haber. Bu benim için yeni bir haber değil ki. Sen zaten en başından beri giremiyordun ki o yarışmaya. Ama bu biraz da Engin'in sayesinde oldu babacığım. Engin'in sayesinde. Allah Allah. Yani Engin gelip sana senden gizli yarışmaya katılacağımı söylemeseydi... ...ben çoktan girmiştim belki de o yarışmaya. Senin hiç bundan haberin olmayacaktı yani. Beni final gecesinde televizyonda görünce öğrenecektin her şeyi.
Tamam o zaman. Demek ki bu durumda sen Engin'e bir can borçlusun. Senin hayatını kurtarmış. Çünkü sen benden gizli o yarışmaya gireydin. Sana şöyle bir katalog verirdim. İçine bak, ölümlerden ölüm beğen diye. Böyle bakar. Peki babacığım, sen bu konuda Engin'i ödüllendirmeyi düşünmüyor musun? Evet. Tabii. Madalya takacağım ben ona. Yumruk madalyası. Böyle tam sol gözünün üstüne bir çakacağım. Yok amirim, hiç gerek yok öyle bir ödüle yani. Ben görevimi yaptım sadece. Saçmalama Engin. Bence bu yaptığın son derece onurlu ve kahramanca bir davranıştı. Ha. Bu nedenle de babamın beni yarın akşam dışarı çıkartmana izin vermesi gerekiyor. Ne? Sen de bir şeyler söylesene Engin'ci. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Çok güzel söyledi bunu bak. Ya sadece bir sinemaya gideceğiz. Belki ondan önce bir de yemek yeriz. Ondan sonra da bir kulübe gider biraz dans ederiz. Saat bir olmadan, ha, bilemedin iki olmadan eve dönmüş oluruz değil mi Engin'ciğim? Tebrik ederim. Çok güzel bir plan bu. Vallahi bravo. Vallahi. Yok. Yok yok. Benim sizi dövmem şart oldu. Önce bu çakma memoriden başlayayım ki gör bak dayak nasıl atılıyor. Sonra aynısını sana da atacağım. Seyret. Gel buraya. Babacığım, telefon çalıyor telefon. Evet. Fiko Bey arıyor. Şimdiden Engin'i döveceğim ya. Canı çekti tabi. Ondan arıyor. Gel buraya. Ama babacığım, çok acil bir durum evet, olabilir. Amirim. Çok acil tabii bir durum söz konusu olabilir babacığım. Evet olabilir amirim. Alo. Amirim, Pınar ben. Amirim ben Pınar. Pınar! Ulan! Dur lan! Söyle Pınar.